temsilcisi Ahmet Ünal'ın açış konuşması. Çevre ve Şehircilik eski bakanımız, AK Parti Adana Milletvekilimiz, engelli vatandaşlarımıza akülü tekerlekli sandalye ve beyaz baston dağıtımı yapılması, eylemden itibaren engelli kardeşlerimize eğitim, sağlık ve istihdam, Beyaz Ay Dernek bünyesinde açılan kurslarımız, 2010 yılında Üç Aralık Dünya Engeller Günü, engeller bir gün değil, her gün hatırlanmalı diyoruz. Engellilerimiz ayrıcalıklılık istemiyor aslında. Engellilerimiz sadece normal insanlar gibi saygı duyulmak, saygı görülmek istiyor. Yolda gördüğümüzde hastalıklı bir, bulaşıcı bir hastalığı varmış gibi kaçırmasını istemiyor. Körlük bulaşıcı. Zihinsel engellilik de bulaşıcı değil. Sohbet edin, merhaba deyin, nasılsın deyin. Onlar sadece paylaşmak istiyor. Değer görüldüğünü, değer verildiğini anlamak istiyor. Varsa, topluca fotoğraf çekimi de olacaktır. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Faruk Sönmez'i, İbrahim Gözükara kardeşimize akülü sandalyesini vermek üzere davet ediyorum. Çekiyoruz efendim. Getirin. Vekilim buradayız. Bir de buraya bakalım efendim. Evini teslim edin. Benim başkanım. Siz de şöyle gelin. Ve engelli vatandaşlarımız aslında zoru başarıyorlar. Asıl engeller bizde. Engelsiz vatandaşlarda. Bizler için engelli vatandaşlarımızı kucaklamak, farkındalık projeleri kapsamında onlarla beraber yaşamayı öğrenmemiz lazım. Ve hepimizin bir gün engelli olacağını düşünerek engelli vatandaşlarımız noktasında maksimum hassasiyeti göstermemiz lazım. AK Parti hükümetleri olarak iktidarda geldiğimiz günden itibaren her zaman önceliğimiz engelli vatandaşlarımız oldu. Engelli vatandaşlarımızın eğitimden sağlığa, ailesine yardıma kadar her alanda önünü açacak yasal düzenlemeleri gerçekleştirdik. İstihdam alanında önünü açacak yasal düzenlemeleri gerçekleştirdik. Ve bundan sonra da engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Onların ihtiyaçları doğrultusunda hükümet olarak, iktidar partisi olarak, AK Parti olarak, başta Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız ve tüm bakanlarımız elimizden gelen çalışmayı gerçekleştireceğiz. Daha kat edeceğimiz çok yol var ama Türkiye olarak 15 senede inanılmaz bir noktaya geldik. Artık engelli vatandaşlarımız sokağa çıkıyorlar, bir birey olarak kendi başlarına hareket edebiliyorlar. Geçmişte maalesef bu böyle değildi. Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle yorulmuş bir milletin evlatlarıyız. Dolayısıyla bizim için öncelikli olan insandır. Yani insanın engelli olması, olmaması, ırkı, cinsiyeti, bunların ayrımını yapmak Müslümanlığa yakışmaz. Biz insanımızı insan olduğu için seveceğiz. Bizim için asıl sorun fiziksel engelli olmayıp da kendinde, yani vicdanında, kalbinde, kafasında, beyninde engel taşıyanlar. İşte görüp de görmezden gelenler, duyup da duymazdan gelenler, başkasının derdiyle dertlenme hissiyatında olmayanlar. Esas bizi geriye itecek olan sıkıntılar bunlardır. Yoksa fiziksel engeller aşılabiliyor. Örnek de verdik. Dedik ki ampute futbol takımımız dünya şampiyonu oldu. Engelsizlerde daha futbolda dünya şampiyonu olamadık. Olabildik. Demek ki bizim insanımız inandıktan sonra başaramayacağı, üstesinden gelemeyeceği bir sorun yok. Şurayı aç da ben şuraya çekeyim, çekeyim. Lan gel, bak. Evet, olmaz. Oğlan kaportaya mı indireceğiz?